Birisinin içindekini gördünüz, ilk günkü takımız. Kıymaları kavurmuş, koymuştu, çamuru öyleydi. Birincisi, üç tane şey koymuştu, kıyma koymuştu, hamuru kalındı, ona benziyor biraz. İkincisi gündeki de döner gibi yapmıştı. Şey, fellak köftesi ne diyeyim Nursel Hanım? Buna vereceğiz, özel yemeğimiz bu. Peki, öyle deyip de atlatamazsınız hiçbir zaman için. Hakkı, yani siz konuşuyor diyorsunuz da ben asla boşa konuşmam. Tamam da şu an siz benim yemeğimi yorumluyorsunuz ve ben hani ekmeğimin olmadığını zaten size söylüyorum. Ama ekmeğim olmadı, içinin lezzetine bakın diyorum. Bakacağım canım, bakın, bakacağım. Ona göre bir kardeşim. Konuşurken hani kapatıyoruz ya, onun için pakladım kızım. Tamam, buyurun tadını da bakın tadına da. Bence... Ne oldu ekmeğin başına, ne geldi? Ya ekmek normalde benim planladığıma göre ben fırında onları bir 5 dakika bekletip telde koyup çekip kendi aşağı bırakması gerekiyordu. Ama ne yazık ki süreden kısıtlı olarak pişirme işlemini devam ettiremedim. Sürem mi yetmedi? Yani sürem yetmedi. Yani sürem yetmedi açıkçası. Anladım canım. Anladım. Ama içinin lezzetinden eminim, çünkü içinin lezzetini normal evimde yaptığım gibi yaptım. Ve özel lime limonu aldım ben. Evet, fark ettim, bravo. Lime limonu olmazsa olmazdır. Tabii ki. Ve içinde özellikle sarı biber aradım ben. İçinde sarı biber, kırmızı tombik biber, kapya biber, tombik biber. Ve özellikle kırmızı soğandır bunun salsa sosunda. Kırmızı soğandır, bravo. Hepsini doğru yapmışsın. Evet, ama sadece dediğim gibi ekmeğimde sorun yaşadım. Olabilir, geçmiş olsun. O kadar bravo yapmışsın kızım, en önemlisi ekmeğiydi. İşte ekmeği de yaptığımda inanın çok güzel yaptım ama burada i̇şte ne yazık ki size... buradaki... Ortam tutmuyor. Tabii ki tutmuyor. Olay buradaki. Peki, ortamı tutturacaksın. Maskemiz olmadan konuşmayalım, dikkat edelim. Enginar'dan yediniz mi? Evet, ben aldım. Bir çentik açmışsınız oraya. Evet. Niye o kadar az? Bezelyesi, havucu, enginarından, hepsinden, patatesinden yediniz mi? Evet, evet yedim. Nasıl, anlayabildiniz mi o kadarcıkla? Yani zaten ben çok sevmiyorum ama... Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Karaciğer dostu enginarı yemeyerek evet. Çok şey vücudunuza zarar veriyor. Burada garnitürü hazır şimdi değil. Bir şey yani söyleyeceğim. Kendi başladı. Tabii garnitürüm hazır değil ve enginarım da hazır değil. Ben mevsiminde aldığım enginarı kendim burada pişirerek buzlu attım. Mevsimindeki bir enginar. Dipfrizden çıkardın kesin. Tabii hazır bir enginar değil kesinlikle. Tamam. Benim takımın ekmeği yanmış. Böyle hani... oturur oturmaz direkt bir yanık kokusu geldi burnuma zaten bunlardan. Hı hı. Sanki tavuğu biraz az pişmiş. Zaten çok birazcık pişmiyor. Daha olsaydı yani birazcık küçücük daha pişseydi iyi olurdu. Aslında o biraz daha sulu olması gerekiyor ki yani sulu evet, derken yağlı ama ben çok pişmek işte, istemedim. İşte sosu iyi, bu avokado sosu güzel. Guacamole sosu. Evet. Evet ama işte keşke bu ekmekler biraz daha iyi olsaydı. Memnun olmadı. Daha başarılı olurdu diye düşünüyorum. Evet, ekmeğim ne yazık ki olmadı. Enginar? Enginar için yani biraz daha sanki birazcık İster daha. İster miymiş? Evet, pişmedi. İstermiş. Lezzeti? Garnitürlerini kendi açlamış. Evet. Hazır. Bunlarda bir sorun yok. Pişkinliği her şeyi güzel yani fena değil. Anladım. Evet. Enginar gayet güzel pişmiş. Bana da iyi geldi ama bakayım Nursel Hanım ne düşünüyor? Çok az dedim ben de biraz daha evet. Ama çok yumuşamaz bu o kadar. Yani zeytinyağlı sebzeleri çok da hani evet. Dağlıydı. Hamur gibi de olmaması lazım. Çok da çiğ de kalmaması lazım. İşte iyi dengelemek bir lazım. Bir de patateslerimi zaten en son attım farkındaysanız böyle püre gibi olmamış. Evet. Hala şeklini koruyor. Dağılmaması lazım. Evet. Tamam onların pişmesi iyi dedi şeyi zaten. Güzel dedim zaten. Peki Nursel Hanım da dinleyelim. Şimdi canım benim çok pişmemiş enginar. Ama sebzelerin güzel pişmiş, onu beğendim. Sebzelerde sorun yok ama enginarın tadını beğenemedim. Takona gelince onun da hamurunu beğenmedim. İçindeki lezzeti de çok beğenemedim açıkçası. Bir de hamur beyaz un gibi değil de sanki buğday unu ve mısır unu var onun içinde. Tamam. Normalde yani Türkiye'de yapılan şekilde tamam. Beyaz unla yapılmıyor zaten aslında. Tamam. Ama zaten fazla bir tadına ama içini yani çok da lezzetli bulduğumu söyleyemem. Neyi lezzetli bulmadınız? İçinin lezzetini, tadını, tuzunu. Sadece avokado sosunu beğendim. Güzel olmuş. Peki içinde çedar peyniri var. Onun tadını alabiliyor musunuz? Alamadım. Fazla alamadım. Üstelik şu an sünmüş şekilde alamadım. Ben görüyorum burada. Şu anda şurada var. Onu da bir alayım istersen. Dilim, bir bakayım. Bu tarafta yoktu. İzninle. Elmas Hanım dinleyelim o arada. Takonun ekmeği hariç içi güzel olmuş. İçini beğendiniz. Beğendim, içini beğendim. Afiyet olsun. Enginar nasıl buldunuz? Enginar'da biraz enginar pişmemiş. Az mı geldi sana da? Evet. Lezzeti nasıl? Lezzeti güzel. Lezzeti güzeldir. Güzel. Seda Hanım?
Ben de bütün olarak beğenemedim takoyu. Şey içini de beğenmedin? İçini de beğenemedim. Soslarını falan beğenemedim. Ya niye? Bu bir bütündür. O ayrı. Bu bir bütündür yani içinde soslarında filan. Şimdi baştan kabul ettiği için ekmeği evet. olmadı. Biz de tabii ki diğer gelen kalan kısmını eleştireceğiz. Parçaları çok büyük büyük doğranmış. Tavuklar mı? Tavukların evet. Bir bütün olarak işte kuşbaşı büyük kuşbaşı mı demek ki? Yani böyle olmaması lazım. Bunun içine daha narin, kibar olması şimdi lazım. Şimdi şöyle anlatayım. Için. Normalde eğer istiyorsanız jülyen de kesebilirim. Dediğiniz gibi küp küp de doğrayabilirim. Evet. Burada iki çeşit tavuk doğradım. Biri jülyen, biri küp küp. Özellikle ve bilerek bunu doğradım. Küp küp de bayağı kaba durmuş içinde. Doğrudur ama... Öbür türlü olsaydı içinin malzemesine harman olurdu. Bu birisine yapışmış, birisine yapışmamış. Ve içindeki garnitürleri yani birine okşamış diyeyim, birine okşamamış. Okşamamış. Nasıl evet, yani? Tam yani birisi mesela şunu aldı, hiçbir şey yok içinde. Ama siz olmayan yerden alıyorsunuz şu an. İşte bunu hepsine karıştırman lazımdı. Öyle ince olmalıydı Hayır. ki akıtman lazımdı üstüne. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım. Eğer tavuktan yediyseniz sadece tavukta tavuk yok. Sarı biber dediğim gibi kırmızı biber. Biliyorum, gördüm. Ve ayrıyetten salsa sosunda gene kırmızı biber, gene bu arada kişniş tadı var. Kişniş tadını evet, alabildiniz evet, mi? Kişniş aldınız var. Mı? Evet, aldık. O doğru zaman şey, tadını bildiyseniz tat alamadım dediniz ya. Tat alamadık da ya, ben öbür tarafından dedim yani etini alınca şöyle hepsi üstünde olması lazım. Bakın çedar peyniri, kişnişi, lime'ı, salsa sosu, guacamole sosu, efendime söyleyeyim kırmızı biberi, sarı biberi, kırmızı soğanıyla taco taco'dur. Yani evet, bir şeyler eksik olduğu zaman o takoluktan çıkar. Evet. Malzeme olarak, içerik olarak kesinlikle doğrusunu yapmışsın. Hatta bugün 4. günümüz. En doğru şekilde sarı içeriğini falan görmedim tatlandıran, renklendiren sensin. Tortilla ekmeğini konuşmuyorum bile doğru, maalesef. Olmadı zaten. Ama şeye katılıyorum Serihan Hanım'a şurada. Bu takonun içindeki etler ya da tavuklar bu kadar büyük doğranmaz büyük gerçekten. Büyük olmuş evet yani biraz büyük çok olmuş. İri bırakmışsın. Birazcık daha küçültmen lazımdı. Çünkü onu mesela normalde evlerimizde yerken veya restorana gittiğinizde tortilla ekmeği gelir. Soslar ayrı gelir. Siz kendiniz istediğiniz kadar evet, koyarsınız cheddar'ını, soslarını. Etini de bazı yerlerde öyle getirirler. Sen istediğin kadar koyarsın ve kaşık kaşık ufak ufak koyarsın. Çok taşmaması lazım. Bize çok doldurmuşsunuz zaten. Evet. Bu kadar malzeme çok konulmaz. Dibine koyacaksın. Zorlaştırmasın işimizi diye. Ama biraz da dolu dolu olması gerekiyor Zuhal Hanım. Efendim? Biraz da dolu dolu olması çok gerekiyor. Çok boş değil ama bu kadar dolu da değil. Bilmiyorum tabii, benimki tam taşmaması lazım geldi. Yani böyle ısırdığın zaman evet, taşmaması ama ben lezzetlerini lazım. Beğendim soslarını onu söyleyeyim. Çok afiyet doğru olsun. Malzemeler kullanmışsın. Kesinlikle lezzetleri güzel. Tavuklar küçük olsaydı daha iyi olurdu. Ben enginarını beğendim. Afiyet pişmesiyle olsun. Sadece birazcık daha ekşilik. Çok azıcık da. Portakal suyu falan koydun mu? İki tane evet, portakal suyu sıktım ve yarım limon da sıktım üstelik. Sıkmışsın. Belki evet, benim ağzımın tadı şey oldu. Olabilir. Yok bugün bilmiyorum. Beğendiyseniz sevindim. Eline sağlık. Afiyet yok, olsun. Onun dışında güzel yani enginarın. Peynirin tadını aldım. Ama zaten sonuçta peynir başı başına normalde peynirdir yani. Çedarı diyorsun. Yani. Ama normalde mesela 3 gündür veya 2 gündür kimse çedara koymuyor. Ona bakarsanız et ürününe bile çedar konulur. Takosunda. Şimdi ben içine koyduklarınıza bir şey demiyorum. Hepsi gerçekten hepsini kullanmışsınız, şey yapmışsınız. Biraz tuzsuz geldi. Bilmiyorum size nasıl geldi. Tuz diyor bana evet, tuzsuz geldi. Bu kadar söyleyeceğim. Tamam mı? Şöyle mafiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Alttakini de alayım lütfen. Tabii. Tako, valla takonun hamurdan başladığı içine kadar. Yani etlerinin doğranmasına kadar. Yanındaki arkadaş işte kuşbaşı demek ki kuşun başı öyle bir baş istiyor. Nasıl büyük mü olsun, küçük mü? Bize göre değil yani. Bana diyor ki daha kuşbaşı küçük diyor. Ya küçük, büyük ben ne bileyim. Kasap kesmiş. Sen ona nesine bakarsın? Özleşmiş mi, özleşmemiş mi? Pişmiş mi, pişmemiş mi? Sıcak mı, soğuk mu? Avokado sosu güzeldi sadece. Ama bu da beğenmem için yeterli olmadı tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.